dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğimi yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri, bir diğer ifadeyle Akdeniz Türk'ün sıcak sımsıcak insanları, insanı insana, insanla insanda, insanca anlatan Mertçe Söyleşi programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğimiz gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Efendim bir hafta sonra gerçekten iple çektiğimiz bir gün, aziz mübarek cuma günü. Ülkemize, dünya insanlık ailesine, barışa, sevgiye, saygıya, güvene melce olsun inşallah. Duamız bu doğrultuda. Her zaman söylüyorum, insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bugün bizim yine Adana Express gazetesi imtiyaz sahibi, bir diğer ifadeyle Adana kamuoyunun çok yakından tanıdığı HB'ye ya da benim ifademle Oymacızade Bülent Efendi Hazretleri ile birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak
sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte bütün dünyadan bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizle birlikte bu sorunlara hep birlikte harmanlama, cevaplar aramak için buradayız efendim. Efendim bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla, mertliğiyle gönüllerde taht kuran güzel insan HBY'ye hoş geldin Hakan Bülent Yardımcı. Hoş bulduk. Zaten açılış konuşman programın yarısını götürüyor. Yani yarısı gitti programı. Ya abi niye çöp sokarak başlıyorsun? Ya çöp şu sokarak... mükemmel sinerjimizi. Hayır gayet de güzel de hani insanlarımız bir defa duyuyor, iki defa duyuyor, üç defa duyuyor. Yani her sabah bunları duymak zorunda değil. Şöyle değişik girişler yapsanız. Yapamam abi. Değişik girişler değil. Yani yapamam. İnsanı insandan, insanı insana efendim başka neydi? Söyle. Ben söyle bak her ben. Zaman dinliyorsun. Hayır 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 ben söyleyemem. Ben söyleyemem. Evet evet. İyi yayınlar, iyi bir program olmasını umut ederek biz tabii programımıza başlayacağız. Geçtiğimiz bir haftada neler oldu bu kentte? Onları tartışacağız. Onları konuşacağız. Adana hattında şöyle söyleyeyim size. Biraz böyle biraz değil. Yani oldukça böyle rahatsız böyle bir kent. Huzursuz bir kent. Görünümünde. Şimdi bu huzursuzluğunun da tabii ki sebepleri var. Özellikle belediyelerimizin içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin içindeki o müthiş yapılan gayri nizami işlerin medyaya taşımış olması başta benim gazetem olmak üzere ayrıca sosyal medyada biliyorsunuz bu konu adeta patlamış durumda. Önümüzdeki günler neler olacak onları da bekleyeceğiz. Şimdi olup bitenleri de bu hafta tartışacağız zaten. İşte gazete başlıklarından bir kısım neler oldu, neler geçti. Belediye bürokratlarının huzursuz olduğu söyleniyor. Bazı bürokratların günlerdir odalarına girmedikleri, hatta bazılarının odalarını boşalttıkları ifade ediliyor. Böyle bir tedirginliğin olduğu söyleniyor. Şimdi bence Büyükşehir Belediyesi'nde tedirginlik olacağına, yani durumu düzeltmeleri yönüne gitseler daha iyi olmaz mı? Yani huzursuzluk ne için olur? Kendini huzurlu hissetmeyen bir adama bir rahatsızlık vardır demek ki. Hatırlatında o rahatsızlığını giderebilecek elinde her bürokratın imkanları vardır. Dürüst iş yaparsa rahatsız olmasına gerek yok. Dürüst iş yaparsa odasını boşaltmasına gerek yok. Yani dürüst davranırsa huzur ve sükun olur. Peki bunlar zan ifade eden haberler mi, dedikodular mı, iddialar mı, kanıtlar, deliller? Yani bu huzursuzluğun olduğu belediyenin bazı yetkilileri tarafından ifade edilen sözler bunlar. Ben gözümle görmedim, belediyenin içine bile girmedim. Yani girmem yani aylardır girmem ben belediye. Zaten Büyükşehir Belediyesi'ye benim hiçbir işim yok. Benim bir tane işim vardı. Onu da zaten Sayın Sözde çok gündeme getiriyor. Birkaç defa onun için gitmiştim. 1960 yılında Tapu Kadastro geçerken bir benzin istasyonu vardı bu evet. Şey yolunda. Mersin'in il hududu sınırında. Evet. Yani istasyon burada, diğer tarafı Yenice. Düşün 19. kilometrede. Hatta 20. kilometreye denk geliyor. Şimdi bu Tapu Kadastro geçerken benzin istasyonu olan bir yer. Hiç hayatında yeşil alanı olmamış. Konut alanı olmamış. Ticari alanı olmamış. Anadan doğma benzin istasyonu. Ta şu ana kadar. Yüksel Bey. Evet. Şimdi merhum Yalçın Sürmen'in babası, ismini şu anda hatırlayamayacağım. Mustafa Sürmeli olabilir. Ya şu anda ismini hatırlayamayacağım. 30 yıl bu istasyonu o çalıştırmış. Sonra 15 yıl şimdiki otellerin merhum sahibi Yalçın Sürmeli 15 yıl bu istasyonu çalıştı. Evet. Son 5-6 yıldır bana geçti. Çok böyle metruk, köhne bir yerdi.
Burayı ben yenilemek istedim ben. Ben aldım burayı 5-6-7 sene evvel. Çok enteresandır. Yenilemem için de tekrar belediyeye bir müracaat etmem gerekiyordu. Yıkıp yenileyeceğim. Şimdi buradan bütün izleyicilerimizin iyi dinlemesini istiyorum. Evet. Geçmişte Seyhan Belediyesi'nin komisyonundan ve meclisinden geçti. Büyükşehir'in komisyonundan ve meclisinden geçti. Neye geçti? Kazanılmış bir hak, mükteseb bir hak olduğu için evet. Tekrar geçti. Sonunda her iki meclisten geçince biz tabii belediyeden, Seyhan Belediyesi'nden imar çapı aldık. İmar çapında zaten istasyon olduğu görülüyor. Çekmeleyle şunla bununla birlikte biz bir yapı denetim firmasına biz bir inşaat ruhsatı çizdirdik istasyonun. İnşaat ruhsatı yani evet. Pompaları nerede olsun şunu nerede olsun. Ve Seyhan Belediyesi'nden bunu tasdik ettirdik. Harcında yatırdık. Geriye bir şey kaldı mı kardeşim? Ne kaldı geriye? Binayı yıkıp inşaatı yapmak kalır. Bakın istasyon. Peki problem neresinde? İstasyon bu? Burada bakın. Şimdi efendim bizim bir de yol geçiş belgesi alınması lazımmış. O zaman ben müracaat ettiğimde karayollarına aitti. Karayolları işte Nuh dedi, peygamber demedi. Yani ben işte istasyonun yeri küçüktür, işte bilmem mükteseb hakkımız var. Bu mükteseb haktan geliyor. 1960 yılından beri istasyonu kanıtlıyoruz ortada. Derken olay Büyükşehir'e geçti. Şimdi D400 Büyükşehir'in tekerine geçti. Buradan sorumluluğuna geçti. Buradan şimdi buradan Sayın Genel Sekreter Şaban Acar'a sesleniyorum. Evet. Yanına gittim. Durumu izah ettim. Dedi ki senin dosyayı inceledim. Burada ben yüksek sesle telaffuz ediyorum. Evet. Yani eğer bu sözlerimi inkar ederse kendisi bilir. Evet. Ben dedi dosyayı inceledim dedi. Senin en doğal hakkın bunu dedi. Hemen yol geçiş belgesini sana verilmesi lazım. Sayın Şaban Hacar böyle söyledi. Evet aynen öyle. Çağırdı Oktay Karakuş'u. Oktay Karakuş dedi ki bu işi hallettirdi. Hatta çıktı Oktay Karakuş. Şaban Hacar'a dedim ki sen Oktay Karakuş'a verirsen benim bu işim olmaz dedim. Neden? Dedim Oktay'ı yapmayabilir dedim ben. Neden yapmasın dedi. Ya bilmiyorum herhalde yapmayabilir dedim. Sen niye ona verdin ki dedim ben. Onunla ilgisi de yoktu. Evet. Uzatmayalım. Aradan birkaç ay geçti. Bu sefer Sayın Murat Cevheri Bucak devreye girdi. Murat Cevheri Bucak en az 5 defa. Hasan Uzun'u çağırttırıyor. Onu çağırttırıyor. Bülent Bey'in bu işini çözün kardeşim. Çözülecek ne var biliyor musunuz? Ben sadece bir imza atılıp bir kağıt parçası alacağım. Yol geçiş belgesi. Benim inşaat ruhsatım var. 1000'likte petrol. 5000'likte petrol. Yani yeşil alandan petrola çevirin demiyorum. Konutlu petrola çevirin demiyoruz. Ticari çevirin demiyoruz. Gayrimeşru bir talep değil yani meşru. Ya elbette ki. Evet. Bir de şimdi buradan sesleniyorum Sayın Hüseyin Sözlü'ye. Kervan diye bir pastane vardı. Bundan bir ay kadar önce, bir ay kadar önce hatta belki 1,5 ay olabilir. Ama sanıyorum 30 günü geçmedi. Yanında danışmanı Hüseyin Bey vardı. Dedi ki pazartesi günü bana hatırlat. Hemen Bülent Bey'in bu evrakını bir imzalayalım. İşini görelim, bitirelim dedi. Buradan sesleniyorum ya. Evet. Ondan sonra eşek kaçıyor, palan düşüyor. Şimdi sağda solda diyor ki benden istasyon istedi, ben vermedim onun için yazıyor. Ya bu istasyon istemek midir Yüksel Bey? Evet. Tam tersine şantajı yapan kendileri. Benim bu işimi ellerinde tutmaya çalıştılar. Sırf hani beni ellerinde tutup herhangi ileride bir şey yazmayayım, çizmeyeyim diye. Bütün mesele bu ya. Şantajı yapan kendileri. %100 kendileri. Bakın Şaban Acar'dan tutun. Efendim sayın şeye varana kadar. Bir belediye başkanı niye belediye, böyle bir şey düşünsün ki beyefendi yani bir belediye şimdi, başkanı şimdi bir kardeşim, kentin şehremini. Kardeşim ben mükteseb haktan yasada var. Mükteseb haktan arıyorum. Şimdi bunun gibi yerin küçük diyorlar. 1100 metre yerimiz. Cemal Gürsel'deki petrol stasyonu 280 metrekare. Mükteseb hakkı var. Kazanmış bir hak. Baraj yolunda 400 turataki 300 metrekare. Mükteseb bir hak. Olur mu öyle saçma şey ya? Buradan sesleniyorum. Bana diyor ki yerin bitişiğini al, genişlet, büyüt diyor öyle verelim diyor.
Ya kazanılmış bir halktan zaten burası Menderes İstasyonu. Evet, o zaman... Şimdi babacığım, emin olun. Buradan aslında söylemek istemezdim. Sayın Cevheri Bucağ'ın bir yakını öldü. Bundan 3 ay kadar önceydi. Evet efendim. Misis tarafında. Bir arkadaşım kalktı geldi. 5 vakit namazlı bir adam. Evet. Allah şahidim olsun hiçbir yalan söyleyecek bir insan değil. Evet. Döndü bana dedi ki, hatta bana değil, Musa'ya söyledi. Musa da geldi bana söyledi ama böyle kanter içerisinde söyledi. Ya baba dedi, bunlar dedi Demirspor'a senden bağış istiyorlar, öyle yaparlarmış. Benden de mi dedim? Ben bunun adını rüşvet derim ya. Demirspor'a benden bu işin karşılığında para istenmesini rüşvet talep ediliyor, kabul ederim ben. Yani bu tavır, bu söz yanlış. Bakın, doğruysa kesinlikle kabul edilemez bir söz. Size namusum ve şerefim üzerine yemin ederek söylüyorum. Ve onların da tanıdığı birisi, 5 vakit namazlı, niyazlı bir adam ya. Evet, yine de iyi araştırmak lazım. Şimdi baba. Şimdi bana söylenen bu. Demirspor'a yardım adı altında isteniyor. Ya ben Demirspor'a bu konuda ben kendimden gönüllü yaparım. Ama bu iş için 1 lira vermem ya. Bu iş için 50 kuruş vermem ya. Bıraktım gitti. Sonra hepsi bir yana. Hepsi bir yana. Arkadaşım, işte istasyon istedi de vermedik yerine. Ya yazılanlara bir bak, doğru mu diye onu tartış. Bırak sen Bendir istasyonunu. Yazılanlar doğru mu? Ceyhan'daki o sokak yapılmadan yapıldı deyip cebe para indirildi mi? Sahte diplomalar, yüzlerce kişinin adına sahte diploma yapılıp, efendime söyleyeyim, 1200 lira hesaplarına yatırıp geri kalan para cebe indirildi mi? Sen bunlara cevap ver ya. Aa, bugünkünde gerçi kendilerinin bir çıkarı yok. Onu söyleyeyim size. Ama mevcut yerde düşünebiliyor musun? 400 bin lira, benim bir arkadaşım 2 sene kadar evvel oraya kira teklif etti. O bir park var. 34 bin park. Vermiyorlar. Ve bedavaya bir arkadaşımla peşkeş çekiyor. 2 senedir. Üstelik elektriğini ve suyunu askıya ödüyor. Ne güzel. Baba bak, ben sana mertçe bir şey söyleyeyim. Efendim, kesinlikle adalet mülkün temelidir. İddialar varsa bu ülkenin efendim savcıları var, hakimleri var, adliyesi var vesaire, gereğini yerine getirirler. Benim dememle senin demeğinde bir şey olmaz. Elbette haber değeri olan şeyler haber yapılır. Bütün televizyon programlarında da konuşulabilir. Ama bu noktada gerek Sayın Şaban Acar Bey'in ve gerekse de Şehremini Sayın Hüseyin Sözlü Bey'in bu noktada söylemek istedikleri cevabi hakları saklıdır. Parantez içinde bunu iki noktayla belirtiyorum. Ve program bütün güzelliğiyle devam ediyor. Adalet mülkün temelidir. Bir şehremini efendim bir insana değil tüm o kentte yaşayan herkese adil, tarafsız olma durumundadır. Bunun altını da çizerim. Efendim, daha ülkede daha müthiş olaylar var. Adana'da da müthiş olaylar cereyan ediyor. İşte dün efendim dün. Şimdi Yüksel Bey bir efendim, şey daha söyleyeyim size. Şimdi Hüseyin Bey ayrıca önüne gelene zamanında zihni aldırmaz neden yapmadı bu? Neden vermedi bu belgeyi diye? Yani neden vermedi? Yani demek ki bir arızalı bir yer ki zihni aldırmaz vermedi. Ya o zihni aldırmaz vermedi. Abi sen de belediye başkanı olsan bunu sormaz mısın? Sen de aynı kafayı taşıyorsun. Şimdi zihni aldırmazın nerede olduğunu kendisi biliyor şimdi. Evet. Anladın mı? Evet. Neredeler? Göreceğiz bakalım. Şimdi ayrıca yani bu böyle temcit pilavı gibi böyle bu istasyonu böyle öne sürmek bu işleri yani yazılanların, çizilenlerin tam doğru olduğunu tescilliyor. Ben yerinde olsam istasyonu bir kenara bırak. Bu seni kurtarmaz. Evet. İstasyon yüzünden böyle bir şey yazılmış olması, yazılanlar doğru mudur, eğri midir? Sen onların cevabını vereceksin. Emin olun, şu anda yazılmayanların 500 misli yazılacak şey var daha. 500. Şu ana kadar yazılanlar
%1'i bile değil. Evet. Evet, şimdi efendim. Bir de ayrıca Sayın Sözlü'nün, onu söyleyeyim size. Ya neden diye diyorsunuz. Şimdi bir elde tutmak böyle bir insanı, benim gibi birini. İki, biliyorsun bunun seçiminde ben Abdullah Torun'a destek verdim. Bütün mesele de oradan kaynaklanıyor. Yani beni gördüğü her ortamda Abdullah Torun. Ya Abdullah Torun kadar ters düştüm başına. Yok yok, sanmıyorum öyle bir şey. Hayır. Ya en son bundan iki ay evvel Göller Yöresi'ne gitmem için 3 defa beni aradı. Bindim, otobüste bile yüzüme vurdu ya. Hatta dedim ki bakın haddini de açtı. Evet, haddimi açtım. Evet, haddimi açtım dedi. Baba sen ne kadar şimdi, dobraysan Hüseyin Sözlü de o bakın, kadar dobradır. Ama ben sana yerini saatini söylüyorum ya. Evet. Her ortamda. Şimdi 2 yıla yakın bir zaman geçmiş. Yani görüyorum ki yani Abdullah Torun'a destek vermiş olmamdan hiçbir efendim mahcubiyetim, hiçbir efendime söyleyeyim pişmanlığım yok. Tam tersine şu anda Abdullah Torun bir daha karşıtına aday olsun. Tankla, topla, tüfekle Abdullah Torun'a destek veririm ya. Ya şu anda yapılan icraatların yanında. Emin olun. Evet, ben bütün bu yorumları yüce halkımızın vicdanına havale ediyorum. Efendim dün Türkiye şehitlerine yine ağladı. Onları kara toprakla kucaklaştırdı. Yüzbaşı Yiğitcan Çıra, Zekeriya Bilgen, Özgür Erdoğan, Osman Ateş, M. Bora Tayfur, efendim dün ebedi istirahatgahlarına Türkiye'nin değişik bölgelerinde tevdi edildiler. Efendim Adana olduğu gibi ülkemizde iyi bir süreçten geçmiyor. Şehitler bütün hızıyla gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret, kalanlara sabır ve metanet diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Baba, bu savaş ne kadar devam edecek? Bu savaş ben biraz daha uzun sürecek diye düşünüyorum. Çünkü bizim müttefik dediğimiz bütün insanların hepsi aslında Türkiye'nin aleyhinde çalışıyor. Evet. Bakın terör örgütlerinin, Türk askerinin, Türk polisinin üzerine yönettiği silahların tamamı bizim müttefiklerin silahıdır. Sürekli silah, para, her türlü desteği veriyorlar maalesef. Yani biz, bana sorarsanız, şu andaki dünyadaki müttefiklerimiz bizim 1 numara düşmanlarımız. Evet. Yani bu düşmanı, yani bu ittifak sürdüğü müddetçe bizim başımız beladan kurtulmayacaktır. Kesinlikle dün Sayın Cumhurbaşkanı son derece sert, azametli ve kararlı konuştu. Elbette Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda yanındayız. Kesinlikle gerek paralelin, paralel yapılanmasının ve gerekse de efendim PKK'nın dünyayı başlarına yıkarız dedi. Bu cümleyi nasıl değerlendiriyorsun sevgili Hakan Bülent Yardımcı? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanımızın biz terör konusunda aldığı her kararın ben arkasında olurum ben. Ben şahsen gayet hoş söylemler. Yani yıkacaksa bir an evvel yıksın başına yani. Gerçekten yıksın yani. Yani artık yıkacağız, yıkarız falan değil. Yani gerçekten yıksın. Bu kadar insanımız ölüyor. Bir de oranın sivil vatandaşlarına üzülüyoruz biz. O çoluk çocuk hepsi evlerde. Evet. Evlerde esir alınmış. Dışarı çıkamıyorlar. Yani asker orayı boşaltamıyor. İçine silah sıkamıyor. Tek taraflı terör örgütleri evlerin içinden silah sıkıyor. Askerimiz maalesef çoluk çocuk kadın evin için dolu diye yani aslında eşit bir mücadele olmuyor ki. Türk askeri aslında oradaki vatandaşlara zarar gelmesin diye itinayla savaşıyor. Bence eşit şartlarda savaşmıyor terör örgütüyle. Evet. Kendi insanlığı üzmesin diye mücadele eden Türk askerinin karşısında çok zalim bir terör örgütü var. Yani artık Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten yıkarız değil. Yıksın artık ya. Evet. Biz yani aslında Türk milleti hep arkasında. Bakın AK Parti %50'nin üstünde oy aldı. Hatta şimdi 55'ler diyorlar, 60 diyorlar, 70 diyorlar. Neyse artık. Yani iktidar gücü var, her şey var. Hiç kimse kimseye artık suç bulmasın. Gerçekten bu terörü bitireceklerse bir an evvel bitirsinler.
baştan yıkacaksa, nasıl yıkacaksa bir an evvel yıksın. Yani ben bir Türk vatandaşı olarak en büyük arzum o güneyde, güneydoğudaki o sivil vatandaşlar, o okuyamayan vatandaşlar, o evlerine geri dönen öğretmenlerin geri dönmesi, o hastanelerin boşaltılması. Bunlar bir, büyük bir felaket bunlar ya. Evet. Aslında Doğu ve Güneydoğu için büyük bir felaket yaşanıyor. Bir an evvel gerçekten başlarına yıkın, neyi yıkacaksanız bu işten kurtarın oradaki insanları. Yani oradaki ahaliyi kurtarın. Yani evet, kesinlikle çok yani ciddi ahlar eninler ve var. Ve PKK ile Kürt vatandaşını birbirinden lütfen ayırın. Ayırın kesinlikle. Yani kesinlikle. Oradaki Kürt vatandaşı şu anda evlerinde mahsur, emin olun mahsur. İnan baba o yani evet. Efendim omuzlarına hepsi bizim çocuklarımız. Omuzlarına birkaç yatağı almış. Çocuk kundaktaki çocuklarını kucaklarına yazık, almışlar. Yazık bu karkış kıyamette ya. Ne göçebilme imkanları var o terör belasının yüzünden. Artık yani o analar artık biz barış istiyoruz diyorlar. İnan gözyaşları içinde şu kışta kıyamette rezil perişan durumundalar. Yani bu halde olmamalı bizim ülkemiz. Bu memleket bu halde olmamalı. Bu ızdırap toptan, kökten halledilmeli ve durmalı. Bu noktada Büyük Türk Milleti A'dan Z'ye ayrımsız bütün mozaikleriyle birlikte devletimizin kesinlikle yanında olduğumuzu sevgili Hakan Bülent yardımcıyla deklara etmemize bile gerek yok. İcap ederse bu uğurda, bu vatan için, bu bayrak için, bu birlik için, bu barış için hepimiz ölebiliriz. Çünkü bizim kutsal kitabımız Kur'an, El-Bakara suresinde ve la tegulu limen yuktelu fi sebilillahi emvatun. Allah yolunda namus için, vatan için, bayrak için, ölenler için siz ölü demeyin. Velakin bel ahyaun, onlar hayattadırlar. Velakin la teşurun, ancak siz o boyutu bilmediğiniz, yaşamadığınız için efendim onu bilemezsiniz, şuur edemezsiniz diyor. Böylesine bir muştu var. Buna inanan bu Türk milleti bütün bir katmanlarıyla birlikte, nasıl ki Mustafa Kemal'le birlikte Çanakkale'nin destanını yazdı, tarihe attı, Kurtuluş'un destanını yazdı, tarih sayfalarına attı. Bunlar küçük problemler, devlet büyük, 10 bin yıllık bir dere yatağı ve taamülü vardır. Biz bunları Allah'ın tevfik ve inayetiyle aşarız. Bu noktada hiç kimse bir güvensizlik içine girmesin. Bu işi bu millet halledecektir Allah'ın izniyle. Evet baba, bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yine ülke böyle bir süreçten geçerken vekiller değil asiller karar versin, mutlaka başkanlık sistemi oylansın diye konuşmaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsun? Ya şimdi Yüksel'ciğim, bizim konumuz aslında Adana olmalı ama bugün hep... Ama abi dünyaya hitap ediyoruz baba. Ulusal'dan girdin, oradan devam ediyorsun. Dünyaya hitap ediyoruz baba. Şimdi bir şey söyleyeyim size. Türkiye'de fiili olarak başkanlık sistemi var zaten. Başlamıştır zaten. Var zaten. Şimdi bunun sadece resmiyete dökülmesi isteniyor. Evet. Burada mutabık mıyız? Kesinlikle ben mutabığım. Neyi tartışıyoruz da? Şimdi çoğunluk burada. Şu anda referandum yapılsa çok rahatlıkla... Efendim referandumdan başkanlık sisteminin Tayyip Bey çıkar diyorsun. Kesinlikle yani. Çıkacak. Çıkar. Neyi tartışıyoruz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bir başkan gibi davranıyor mu? Davranıyor. Kesinlikle davranıyor. Kayıtsız şartsız parlamenter sistemi şu anda sana göre çalışıyor mu? Çalışıyor. Ne çalışıyor? Sayın Cumhurbaşkanı ne diyorsa oluyoruz. Evet. Ne diyorsa oluyor. Şimdi başkanlık sistemi olduğunda bu parlamentolar fes oluyor mu? Olmayacak herhalde değil mi? Başkanlık sisteminde. Yani herhalde parlamento devam edecek. Ya herhalde. İki başlılık olmasın diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama çok enteresan orada. Türk tipi bir başkanlık. Ayrıntılarını merak ediyorum ben. Yani Türk tipi ve milli anayasa diyor mesela. Şimdi bunlar çok kardeşim, anlamlı önemli. Güzel kardeşim bakınız. Ben böyle 60'la 70'li yılların arasını iyi hatırlıyorum. O zaman bizde anayasa mahkemesi yoktu. Ne vardı? Cumhuriyet senatosu vardı. Evet hatırlıyorum. Cumhuriyet senatosu vardı. Senatörler vardı. Yani atıyorum 150 tane senatör seçiliyordu. Büyük efendim bizim bildiğimiz o
Roma devrindeki o senato yok muydu? Aynı onun benzeri senatörlerimiz böyle tepede bir yerde meclisin efendim bir tarafı da işte 300-400 tane milletvekili. Şimdi buradan gelen karar bir defa senatoda görüşülüyordu. Evet. Şimdi bir başkanlık sisteminde böyle bir senato kurulacak mı, kurulmayacak mı? Yani devlet başkanının iki dudağın ucundan çıkan her şey yasa mı olacak? Allah muhafaza abi, o zaman biz, tek dakika, adam dönemine doğru. Bir dakika gidiyor. Kardeşim, şimdi bakın bir süreçten geldik biz. Şimdi 60'la 70 yıllar arasında hatta senatör Kemal Sarı İbrahimoğlu vardı Adana. Tanıyorum bir sürü Muhlisettin Yılmaz Mete vardı. Adana senatörü. Evet. Ben onun özel kalem müdürüydüm. Öyle mi? Tabii Adana senatörü Kemal Sarı İbrahimoğlu'nun. Şimdi senatörün işlevlerini de çok iyi biliyorum. Evet. Yani oradan çıkan kanunlar bu taraftan süzgeçten geçiyordu. Ve çoğu hukukçuydu bunların. O zaman güzel bir şey baba. Hukukçuydu. Şimdi bir dakika, başkanlık sisteminde böyle bir senato kurulacak mı? Evet. Böyle bir şey var mı? Şimdi biliyorsunuz Amerika'da da var. Şimdi yasa parlamentoda çıkıyor, senatoda görüşülüyor, senatodan geri dönüyor icabında. Ya devlet başkanı her dediği olmuyor ki orada. Kesin. Şimdi buradaki sistem nasıl bir başkanlık sistemi olacak? Bu sistemin tipini henüz ben bilmiyorum. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın kafasından geçen başkanlık sisteminin tipinin ne olduğunu, yani kafadakini ortaya çıkarması daha lazım. Ayrıntılar yok ama şunu dedi. Şimdi bakın ben de şunu dedi baba, bak o cümleyi söyleyeyim ufkunu açacağım. Ben de sistemleri diyorum sana. Bu çok önemli, söylediklerin yani, çok önemli. Dedi ki ben dedi damdan düştüm. Ben eşekten düştüm, affedersiniz. Evet. Merkepten düştüm. Ben dedi biliyorum, çektim dedi. Yani Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasındaki işte aynı görüşten olmayabilir. Ben bunu çektim, dertliyim dedi. O açıdan dedi en salim şey başkanlık sistemidir. Ama ayrıntılar yok henüz daha ortada. Kardeşim, şimdi onu frenleyen bir senat olması lazım. Kesinlikle buna katılıyorum. Olmaz şimdi, zaten. Şimdi... Şimdi ne olacak? Nasıl bir sistem gelişiyor? Amerika'daki sistem gibi mi? Fransa'daki sistem gibi mi? Fransa'daki yarı başkanlık zaten orada da. Evet. Orada da başbakanı var, cumhurbaşkanı var. Tabii ki şimdi vatandaş henüz başkanlık tipinin ne olduğunu tartışacak durumda değil. Çünkü şekli şemali belli değil. Ama şey, Sayın yani Cumhurbaşkanı... Ben kendimi okumuş aydın olarak biri görmeme rağmen ben henüz bu başkanlık tipinin nasıl bir tip geliştirileceğini, ne gibi bir başkanlık sisteminin uygulanmak istendiğini henüz öğrenmiş değilim. Ama şey, Sayın Cumhurbaşkanı burada özgüveni çok anlamlı. Onun altını çiziyorum. Yani demek ki Türk milletine güveniyor. Kesinlikle milletin seçtikleri değil diyor, dikkat et. Asıla gidelim, asıl bu konuda karar versin diyor. Bu bir demokratik yaklaşım değil mi? Yok. Peki? O zaman ben vekaletimi verdiğin avukatı sen az ediyorsun. Hakimsin sen. Sen esas senin şeyin gelsin diyorsun. Esas versin bu konuda olur kararı şey. Ben diyor. Vekaleti vermişim ben avukatıma. Olur mu öyle şey ya? Şimdi esas vekiller değil, esas bilmem ne sahipleri deyince... Olmadı yani. Yani şu anda hayır efendim. Yani bu çok doğru bir hareket değil. Yani gerçekten doğru değil. Mevcutlar diyor bu konuda bir yani bunu sindiremiyorlar diyor. İşte sayın muhalefet liderlerine de burada göndermeler yapıyor. Ya şimdi bu ne çıkıyor ortaya? Şimdi sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık sistemi istiyor ve dikensiz gül bahçesi istiyor. Hiç ona muhalefet edebilecek hiçbir kurum ve kuruluş istemiyor demektir. Bunun manası bu. Yani sen müvekkillerin yerine asıl halkı tercih ediyorsun. Müvekkilleri de diskalifiye ediyorsun. Neden diskalifiye ediyormuş? Anlaşamıyor. Anlaşamıyorlar evet. Anlaşamıyor. Evet. Anlaşamadığın insanlar onlar halktır ya. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki hayır diyor, onlar halkı temsil etmiyor diyor. Olmaz. Öyle diyor. Yani halkın esas halkı temsil etmiyor diyor. Yani halkı temsil etseler benim dediğimi yaparlar diyor. Velhasılı Kenan, bu önümüzdeki günler başkanlık sistemini tartışmaya, sık sık burada seninle gündeme getirmeye devam edeceğiz gibi kesinlikle görünüyor baba.
Evet, efendim, akşamdan beri çok ciddi bir Twitter, Facebook'tan hakikaten mesaj yağmuru altındayım. Örnek, gömleğimizden çorabımıza kadar da karışıyor bizi sevenler. Hepsine gönülden, yürekten, içtenlikle teşekkür ediyorum. Mesela Buğra demiş ki, mavi gömleği gerçekten çok yakışmıştı. Mümkünse haftaya programa o muhteşem gömlekle çıkabilir mi efendim acaba demiş. Ama baba buna uymamış. Çünkü mesajı mutlaka görmüştür baba ya da mesajı kapatmıştır kesinlikle. Hayatım gördüm. Bakın şimdi eğer ekrana gelirse şu gördüğünüz şu gömlek. Evet bir gösterelim. Evet şu gömlek. Evet. Şimdi giymiş olarak kabul şuraya etsin. Şuraya tut Adnan Bey. Evet kimdi onu isteyen? Mavi gömlek. Buğra Bey. Evet. Ben bu mavi gömlemde ya bu her gün giyecek halim yok. Arada bir giyerim. Önümüzdeki günlerde söz tekrar giyip bir resim de atacağım, paylaşacağım. İşte bu gömlek gerçekten bana bunu hediye eden, bu rengi seçen muhteşem bir insan. Tabii bu gömlek bana hediye gönderdi. Evet. Hmm. Gömleklerin içerisinde çok müstesna, özel bir yeri var. Evet, evet. Yani özellikle mavi gömleği giysin, mavi gömleği giysin. En az 10 kişinin isteği vardır burada. Ben de bunu ekrana getirerek giymiş olduğumu kabul etsinler. Tamam, harika. Evet. Peki baba, gömlek konusunda bir açıklama yapmıştın. O konuda Sayın Hüseyin Bayrak'ın bir itirazı var, bir talebi var. Acaba bu kadar, yani 100'ü aşkın, 200'e yakın elbisenin ve gömleğin ve dahi ayakkabıların ve dahi takım elbiselerin zekatını baba veriyor mu diyor Hüseyin Bayrak. Sana ben yılda kaç ayakkabı veriyorum? Bir dakika itiraf et kardeşim. Abi kesinlikle 5-10 tane 5-10 çift var yani. Yani Vakko marka ayakkabı bile verdim evet, sana. Evet aynen öyle. Yani tırnak içine alalım da Vakko'yu. Gömlek verdim, kravat verdim. Aa bugün getirmeyi unuttum. Bir poşet hiç el değmemiş böyle daha jelatininde. Zekat sayılmıyorum bu. Bu yalnız sana verdiklerim. Bir de senin gibi daha bir sürü insana da veriyorum ben. Evet. Giydiklerimden veriyorum bu ayrı. Evet. Yani sadece giyim kuşamdan verdiklerim bunlar. Evet ama marka değeri olan şimdi bakın, yani ciddi bakın şeyler. Ayrıca şimdi tabii yerinde söylemek benim için çok ayıp bir şey. 5-6 koli öyle giyilmiş elbise, gömlek, kılık, kıyafet, pantolon. Bir hayırsever bir derneğe ben verdim. Canım benim. Ben evet. Verdim. Yani ya bunlar söylenmez zaten. Söylenmez. Ama Hüseyin Bayrak'ın böyle bir ahlaki özelliği var. Yanlış bir ahlak. Kardeşim. Bunu sormuş. Aytaş Durak'a da söyledi. Ya sana ne Aytaş Durak'ın? Aytaş Durak da dedi ki baba ya vergi veriyorum oğlum ben dedi. İnan Aytaş Durak ya o kadar mıkrız ki baba. O gün kitap imzalıyor. Üşüşmüş Adanalılar başına. Aytaş Durak bir defa şimdi şuradan söyleyeyim. Çok rüküş giyinen bir adam. Ya evet kesin. Rüküş. Ama biraz öğrendi senden. Biraz öğrendi. Ya yine de yok onun. Yok ama bunu bana mertçe itiraf etti. Hakan'a ulaşamam Yüksel'cim. Aynen bunu söyledi. Tabii ulaşması için evet iki fırın ekmek yemesi lazım. Bak hele Hakan Bey de demiyor. Hakan diyor. Çok samimisiniz tabii, demek. Tabii. Eski arkadaşlarımız var. Şimdi her ne kadar aramız biraz soğuksa da eski dost düşman olmaz. Ama var ya tabii bir kırgınlığım vardır kendisine. Başka bir ya şey değil. Ya normal olur bu. Bak tabii, bugün tabii. Hüseyin Sözlü'ye de sen Hüseyin Sözlü kadar mertsin. O da senin kadar mert. Yani efendim ızdırar halini mertçe gündeme getirdin. Hukuk çerçevesinde talebin var senin ve orada bir Adana'ya yön veren Adana'nın bir efendim değerli insanlarından biri olarak bu noktada açıklama yaptın. Bundan daha doğal hiçbir şey olamaz kesinlikle diye evet. Düşünüyorum. Yoğun gündemin içinde. Şimdi ben bir soru okuyayım size. Buyurun. Aleyna Hanım. Evet. Araç bakım tamiri için seçilen yer çok uzak değil mi? Konuyla ilgili değişiklik var mı? Vallahi bilmiyorum. Sayın Sözlü'ye sormak lazım. Ta Osmaniye'nin çıkışında bir tamirciye araç tamiri yaptırıldı. Ya abi uygunsa Osmaniye'de evet. De yaptırır, Maraş'ta da, şimdi İstanbul'da da önemli olan uygun olması. Arızalı bir aracın 100 kilometre gitmesi mümkün mü? 100 kilometre gidiyorsa arızalı değil demektir.
Yani baba yani işin içinde arzalıysa, böyle enteresan şeyler çıkartıyorsun. Bir dakika, arızalıysa öyle vince binip göndermek götürmekse vinç parası o tamirin iki katıdır, üç katıdır. Şimdi her neyse. Ya abi bu tekliflerle falan olan bir şey üstad, yani bu konu bu kadar anlamlı ve önemli değil abi ya. Geçenlerde, seçiyorsun yüzlerce mesajın içinden geçenlerde, niye? Geçenlerde maske diye bir troll hesabı var. Şimdi bir hanımefendi de sormuş. Maske kim, ne iş yapar, kadın mı, erkek mi, Adanalı mı, iddialar gerçek mi, yeni gelişme var mı? Allah şahit olsun, kim olduğunu biz bilmiyoruz. Adanalı mı, Ankaralı mı, başka bir yerli mi, hiçbir şeyimiz yok. Sadece bildiğimiz tek şey, evet, şimdi bak bana buradan mesaj geliyor. Baba, Şaban Acar'ın diyor, iki baldızı diyor, İmar AŞ'de çalışıyor ayrıca diyor. Bir genel sekreterin ev hanımı, iki baldızı, imar, şimdi iki baldızı böyle taşeronda çalışıyorsa bu doğru bir hareket. Baba değil. Şu kardeşim, efendim, troll kardeşim, hesaplar dakika, böyle çok bu, fazla dikkate bir dakika, alacağımız da hesaplar bir dakika, değil. Bu ya. Troll değil bu. Bu troll değil ya. Biz sadece söylüyoruz yani, troll değil. Şimdi neyse, onu şey yaptık, onu bilmiyoruz gerçekten. Baba reklamlardan sonra okusak olmaz mı bunları? Sahte diploma haberinden sonra yetkililer gereğini yaptı mı? Ya yetkililerin gereğini yaptığı kanısındayım. Yoğun gündemin içinde sizlerden değerli arkadaşlar için şiir ve şarkı istesem bu güzel yayın için kutlarım demiş. Çok teşekkür ediyorum, anladım artık hayatı. Reklamlara giderim yavrum şiirden sonra. Anladım artık hayatı, bugün bir çamur deryası. Yarın bir felaket seli. Akıllıca bir iş yapsam adım deli olur deli. Yaşamışım neye yarar? Hayat suyunda olmayınca, yaşayıp da ne olacak cepte kuruş olmayınca, bana deli oldu derler. Kedi deli mi de hırlar, acep köpek neden havlar, bir emeli olmayınca. Yükselim sözlerin boşa, ellerim erişmez şaha, haykırırım bin bir defa, ten can benim olmayınca, hayat bana gülmeyince. Mertçe söyleşi bütün güzelliğiyle devam edecek, reklamlar efendim.